Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. 6 Şubat 2021 Cumartesi akşamındayız. Karşımızda Özcan Purde, TFF 1. Lig'de 20. haftanın bugüne kadar, şu saate kadar oynanan karşılaşmalarını konuşacağız. Saat yaklaşık 21 itibarıyla dün ve Cumartesi günü oynanan karşılaşmalar hakkında Özcan Hoca'nın düşüncelerini soracağız. Zaman Mekan Futbol programındayız ve Özcan Hocama hoş geldiniz diyorum. Eyüp Sultan'ın kalbinden hürmetler, sevgiler hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, gayet iyiyiz. Sağlığımız, sıhhatimiz elhamdülillah yerinde. Hocam, dün başladı 20. hafta karşılaşmaları. Samsunspor Bandırma Spor'u 3-1 ile geçti ve bugün de işte Tuzla Spor Menemen Spor'u 2-0 yendi. Altay deplasmanda Eskişehir Spor'a farklı bir galibiyet aldı, 5-0 galip. Günün sürprizi İstanbulspor'un kendi sahasında diğer İstanbul takımı Ümraniyespor'a 3-2 yenilmesi oldu ve biraz önce biten maçta da Adana Demirspor Ankaraspor'u 2-0 yendi. Günün bir de kötü haberi var. Bursaspor'un 8 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Giresunspor karşılaşmasına Bursaspor son derece eksik bir kadroyla çıkacak, öyle anlaşılıyor. Bir talihsiz bir durum var. Hocam, istersen dünkü maçtan başlayalım. Samsunspor Bandırma Spor karşılaşmasından başlayalım. Samsunspor güzel goller attı ve 3-1 galip geldi Bandırma Spor karşısında. Nasıl bir karşılaşma gördünüz? Hocam, öncelikle buradan Bursa Sporlu arkadaşlara geçmiş olsun dileyelim. Bir an önce sağlıklarına kavuşur ve sahalara dönerler. Dün tabii haftanın en önemli maçlarından biri oynandı. Samsunspor Bandırma Spor. Samsunspor net bir skorla 3-1 kazandı. Maçın ilk yarısı vasat oldu açıkçası. Yani Samsunspor maçın ilk yarısında özlenen oyununu ortaya koyamadı. Oyuna hakim olamadı. 1-0 çok güzel bir gol attı yalnız maçın başında. Yani Burak'ın attığı gol, yani Burak kalitesine yakışır bir goldü. Topu ters taraftan sağ 90'a taktı. Gerçekten çok güzel bir goldü. Fakat Samsunspor öne geçtikten sonra bir telaşlandı. Yani Bandırma'nın ilk atağında kornerden gelen topta bir paylaşım hatasından yenilen gol oyunu 1-1'e getirdi. Ve Samsunspor'un oyun planı da birden bozuldu ve bu bozukluk maçın devre arasına kadar devam etti hocam. Yani Samsunspor'un bu ön taraftaki bahsettiğimiz çok iyi oyuncuları oyuna bir türlü konsantre olamadılar. Cezalı Nadir Çiftçi'nin yerine oynayan Matias etkili olamadı. Burak golden sonra bir şeyler yapamadı. Gökhan Karadeniz 10 numara pozisyonunda oynuyor. Fakat Gökhan'ın sanki yeri orası değil. Yani yerine giren Kubilay ondan daha etkili oldu. Yani Samsunspor bir kaos yaşadı maçın ilk yarısında. Maçın ilk devre 1-1 sonuçlandıktan sonra ikinci yarı bambaşka bir Samsunspor seyrettik hocam. Gerçekten yani sağlı sollu ataklarla sürekli 32 defa rakip 18'e girmiş hocam. Yani rakip 18'de 32 kez topla buluşmuş. Bu az bir oran değil hocam. Ve iki tane top direkten dönüyor. Kaçan golün attığı hesabı yok. Yani daha farklı bir sonuç da elde edebilirdi. Tabii burada Cezce'nin de çok etkili oyunu, Savicevic'le iyi anlaşması, Yasin etkili futbol oynadı. Fakat Yasin'in şöyle bir özelliği var. Yasin koşularla adam geçebilen bir oyuncu. Yani Yasin arka tarafa atılan toplarda etkili olabilen bir oyuncu. Gökhan Karadeniz Yasin'i pek kullanamadı bu maçta. Fakat Kubilay girer girmez mesela savunma arkasına bir top attı. Direkten dönen topta, Matias'ın direkten dönen topunda. Yani bunları yapmalı Samsunspor kadrosu. Çünkü çok etkili bir kadrosu var hocam. Yani ikinci yarı gerçekten keyif veren bir futbol oynadı. Tabii Nadir mi, Matias mı diyeceğiz önümüzdeki haftalarda. Ben Nadir'i bir adım önde görüyorum açıkçası. Yani Nadir de önemli bir oyuncu. Yani gol pozisyonlarına girebilen, girdiği pozisyonları da değerlendirebilen bir oyuncu. Yani Samsunspor iyi yolda, iki haftadır iç sahada maç kazandı. Geçen haftaki talihsizlikten sonra bu maç çok önemliydi hocam. Bu maçta kaybedileceği bir puan özgüven açısından Samsunspor'u zorlayabilirdi. Bandırma gibi önemli bir takımı 3-1 yenmek az bir şey değil. Bol da pozisyona girmek, ikinci yarı iyi futbol oynamak, bunlar
Samsunspor açısından önemli. Ve bir de antrenörün kenarda olmadığı bir maçta oyuncular çok etkilenmeden bu maçı kazasız belasız atlattılar. Hocam ben size bir iki tane oyuncuyu sorayım. Bir defa oyuncu değişikliklerinden sonra Hamrun ve Kubilay'ın girmesinden sonra Samsunspor bir anda oyuna ağırlığını koydu. Bir olayın bir boyutunu, hani bu boyutuyla bu teknik adamın bu kararının nasıl oyunu etkilediğini yorumlamanızı isteyeceğim. Bir de yeni transfer Matias'ı nasıl buldunuz? Bir topu direkten döndü, bir de gol attı. Nasıl buldunuz? Hocam Matias'ı iyi buldum. Yani geniş kadronun her zaman teknik direktörünün elini kuvvetlendirir. Yani bir hafta Matias oynar, bir hafta Nadir oynar. Hamrun tabii girdi, çok etkili oldu. Fakat Burak solda, o da çok etkili bir oyuncu. Attığı gol harika. Yani baktığımız zaman Samsunspor'un attığı 3 gol yani ders niteliğinde goller. Gerçekten harika goller. Ya Kubilay'ın vurduğu şut çok köşeye gitti. Son gol paslaşarak gelir vurulan top. Yani harika goller attı Samsunspor. Tabii Kubilay da önemli bir oyuncu. Kubilay'ın hocam çok enteresan bir tekniği var. Yani top ayağına yapışıyor açıkçası ve adam eksiltebiliyor, mesafe kat edebiliyor. Gökhan Karadeniz bunları yapamadı. Fakat Gökhan Karadeniz'i mesela merkezde de kullanabilirsin, kanatta da kullanabilirsin. Çok yönlü bir oyuncu Gökhan Karadeniz. Transferi çok sansasyon yaratan bir oyuncu ve ileriki haftalarda da gollerine de başlayacağını tahmin ediyorum ben Gökhan Karadeniz'in. Çünkü yani Samsunspor'un kadrosunda Gökhan Karadeniz'in bulunması Samsunspor'un oyun kalitesini, takım kalitesini bir adım yukarı çıkartır. Tabii giren oyuncularıyla, çıkan oyuncularıyla, savunma oyuncularıyla, kalecisiyle Samsunspor gümbür gümbür geliyor açıkçası. Tabii bugün İstanbulspor'un sürpriz mağlubiyeti puanları eşitletti Samsunspor'a. Yani 40 puan oldu tahmin ediyorum ikisi de. Yani bugün hocam PTT 1. Liginde her maç zor. Yani ben yani biraz Eskişehir spor maçlarını ayırıyorum. Çünkü Eskişehir tamamen ligden kopmuş gözüküyor. Onun dışında oynayacaksın. Yani ben bugün Ankara Spor'u seyrettim. Ya Adana Demirspor. Yani çok üstün takım. Fakat yani 60. dakikaya kadar direndi. Direnebiliyor takımlar hocam. Yani kadrolardaki oyuncular tamamen mücadele yönlü ve oyuna ağırlıklarını koyabilen oyuncular. Herkes takviye yaptı kadrosuna. Yani bugün kazanılan Bandırma maçını yabana atmamak lazım hocam. İstanbul Ümraniye karşılaşması gerçekten sürpriz oldu. Ki Ümraniye geçen Samsunspor karşısında da iyi oynamıştı. Berabere kaldı biliyorsunuz. Tekrarlanıp tekrarlanmayacağı belli değil ama şu anda geçerli olan 2-2'lik beraberlik tabii. Evet. Ve bugün İstanbulspor ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir türlü Ümraniye'yi deviremedi. Yani aslında bayağı da çaba gösterdiler. Ama Ümraniye gerçekten dirençli bir oyun ortaya koydu. Ligdeki pozisyonuna baktığımızda Ümraniye Spor'dan beklenmeyecek bir performans görüyoruz. Hocam her skoru beklemek lazım. Yani İstanbulspor kendi oyununu oynadı bugün ama karşısındaki dirençli Ümraniye kontrataklarla yani herkes takviyeler yaptı. Herkes hücumlarına takviye yaptı, kaleye takviye yaptı, savunmalarına takviye yaptı ve şimdi İstanbulspor takımında çok önemli oyuncular var. Gerekli pozisyonları da buldu. Fakat Ümraniye takımı yakaladığı pozisyonları değerlendirince bir anda şoka uğradı İstanbulspor takımı ve oyuna ortak olamadı. Ortak olamayınca da sürpriz bir mağlubiyet aldı. Bu demek değildir ki İstanbulspor bu mağlubiyette şampiyonluk potasından kopacak. Tabii sonuna kadar götürecek. Fakat alttan gelen takımlar da maç kazanıyorlar. Yani çok çok zevkli ve 8-9 takımın playoff için, şampiyonluk için mücadele edeceği bir lig bizi bekliyor hocam. Şimdi gerçekten puan tablosuna bir bakıyorum. Şimdi Giresunspor'un tabii maçı eksik ama 41 puanla lider. Bursaspor maçı eksik. O da pazartesi günü oynanacak. İstanbulspor ve Samsunspor 2. 3. sırayı paylaşıyorlar. 40'ar puandalar. Adana Demirspor bugün aldığı galibiyetle 37 puanla 4. sıraya çıktı. Tuzla Spor galip geldi. 36 puanla 5. sırada. Tuzla'nın çıkışı var hocam. Tuzla'nın çıkışı var mesela.
Yani Tuzla takımı koptu dedik, aşağılarda kalacak dedik falan ama Erkan Zengin'i seyrettim mesela. Sonradan oyuna girmesine rağmen çok kaliteli hareketler yaptı. Gene gol pasları vermeye çalıştı. Takımı rahatlattı, oyunu tuttu. Yani Tuzla takımını da yabana atmamak lazım. Altay'da da işte hoca değişikliği bakalım nasıl bir etki yapacak. Bugün Eskişehir rahat geçtiler tabii. Ama üst üste 3 yenilgi ve Yücel Yıldız'ın gitmesinden sonra bakalım Altay yarışsa ne kadar devam edebilecek. Puan olarak da kötü bir yerde değil aslında. 6. sırada ama 35 puan zirveden çok da şeyde değil, uzakta değil. İşte 5 puan geride şeylerle. Hocam Altay takımı da iyi takım. Yani bugünkü maçtan ziyade konuşuyorum. Yani Altay takımı da kuvvetli bir takım. Hoca değişikliğine gittiler. Şöyle bir sorun görüyorum ben. Yani Altay, Samsun gibi camialarda şöyle bir sorunu görüyorum. Yani taraftarları mutlu değil, memnun değil. İstiyorlar ki çıksınlar bam 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 yensin, maçı bitirsin. Hocam böyle bir dünya yok futbolda. Biz dışarıdan sizden daha iyi görebiliyoruz Samsun'u, Altay'ı. Biz tarafsız olarak baktığımız için olayları daha iyi görebiliyoruz, daha iyi analiz edebiliyoruz. Bu takımlar gerçekten Samsun takımı, Altay takımı, yani bilhassa Samsun takımı takviyelerden sonra yani Süper Lig takımı gibi oldu. He, çıkar çıkmaz o ayrı bir şey. O ayrı bir şey yani, ama kadro kalitesi yönünden diyorsunuz. Gerçekten kadro kalitesi açısından Samsun, yani Adana Demirspor'un ligin başlarındaki kalitesini geçti bile. Ama yani tabii yani bu kadro kalitesi olması demek bütün maçları kazanacaksın anlamına gelmiyor. Yani ben Samsun Sporlu taraftarların görüşlerini falan okudum geçen Twitter'da şeyde, sosyal medyada. Yani bazı arkadaşlar tabii oyuncuların bazılarından memnun değil. Gene mi zorlandık da falan, yani dün zorlanan bir oyun yok ortada. Yani rahat rahat güle oynaya kazanılmış bir maç var. Kaçan golün hatta hesabı yok. Yani biraz da bazı maçlarda zorlanarak kazanılacak tabii hocam. Yani her maçı böyle 3 atarak 5 atarak kazanamazsın. Lig böyle uzun bir maraton. Biraz sakin olmak lazım. Sakin ol Samsun. Sakin ol Altay. Sakin ol Giresun. Herkesin sakin olması lazım hocam. Bu takımlar iyi takımlar. Hocam Adana Demirspor Ankara Spor maçını da biraz konuşalım. Yeni bitti. Adana Demirspor zengin bir kadrosu var ama ben bazı sürprizler gördüm kadroya bakınca. Zubas yoktu. Yedekteydi daha doğrusu. Yedeğe almışlardı. Gerçi yerine giren kaleci Muhammed de onu aratmadı ama Zubas'ın yedek olmasını ben anlayamadım. Tarık hocam, Çandal. Aratmadı demeyelim. Çünkü yani yere yatmadı Muhammed. Üstüne gelen bir Ankara Spor yoktu. Sadece yan toptan bir kornerde etkili oldular. Direkten dönen bir topları var. Onun dışında yani belki iki defa, üç defa akan oyunda 18'e girebilmiş bir Ankara Spor oldu. Yani Mahmet'i bu maçtaki oyunuyla şey yapmamak lazım. Eleştiri şeylerine sokmamak lazım. Zubak'la ikisini böyle mukayese etmemek lazım. Daha sert, daha iyi oyunlarda görmek lazım Mahmet'i. Tabi Tarık'tan bahsettiniz. Tarık da iki haftadır kadroya giremiyor hocam. Tarık da şimdi Süleyman'la Kaan'ı tercih ediyor ve bugün Kaan da harika futbol oynadı. Yani en az 3-4 kere ters kademelere girerek rakip takımın pozisyona girmesini engelledi. Kaan da zaten önemli bir oyuncu. Padiba sonradan girdi oyuna. İsmail Yüksek kiralık gelen oyuncu. Ayağına top yakışıyor çocuğun. Yani biraz çok takıma adapte olamadı galiba ama şey yani olacaktır muhakkak. Yani faydalı olacağı belli. Ali Sati niye yok onu da anlamadım. Ali Sati sakat mı acaba? Ben takip mi edemedim? Bu çok yetenekli bir oyuncu. Ali Sati ilk 18'de dahi göremedik. Cezalı mıydı? Yani biz mi takip edemedik? Hocam Ali Sati hakkında bir bilgim yok ama Adana Demirspor'un belki de en büyük sorunu bir oyun aklının olmaması hocam. Adana Demirspor takımında bir oyun aklı yok. Evet, bu Aysat'ı da belki bu açığı kapatabilir. Yani oynamaya başladığı zaman. Bugün İsmail, Gökhan ve Hasan'dan kurulu bir orta sahayla sahaya çıktı Adana Demirspor takımı. Üçü de birbirine yakın oyuncular. Hasan tabii 10 numara pozisyonunda oynamaya çalışıyor. Fakat İsmail'in adaptasyonunu beğendim. Yani İsmail top taşıyabilen, rakip alana driplinglerle gidebilen bir oyuncu. Ve bugün maç içerisinde de etkili hareketler yaptı. İsmail zamanla takıma oturabilir. Hasan önemli oyuncu. Penaltı attı. Hocam penaltı deyip geçmeyelim. Bugün
Erkan Zengin'in kaçırdığı iki penaltıyla hem Erkan Zengin bu takımdan gitti hem Ümit Özat Hoca bu takımdan gitti. Yani penaltı atıp atma, yani penaltı basit bir olay değil. Hasan da bu penaltıları rahatlıkla kullanabiliyor. Hasan aslında 6 numarada oynayabilecek bir oyuncu. Yani Gökhan İmler'in yerine de oynayabilecek bir oyuncu. Gerçekten önemli bir oyuncu. Ve bu sene en çok çıkış yapan oyunculardan biri. Bu üçlü orta sahayla rakip alanları çok iyi daraltıyor Adana Demirspor. Ve bu orta sahanın verdiği dinamizmle rakip takımların kendi üzerinde çok etkili olmasını engelliyor. Adana Demirspor yani bugün rahat bir maç kazandı diyebileceğim hocam. Baktığın zaman ikinci yarı 2-0'dan sonra maç tamamen koptu. Yani 2-0. Aslında Adana Demirspor geçen hafta deplasmanda Boluspor'u da 2-1 yendi. Bugün de Ankara Spor'u 2-0 yendi ama bu takımlar tabii ağır siklet takımları değil. Ve her iki karşılaşmada da sizin tabirinizde futbol aklı problemi var. Teknik adamın dokunuşlarında bir eksiklik mi var? Bu konuda Özcan Pehlivanoğlu hocanın da Cüneyt Dumlupınar'a çok eleştirisi vardı. İyi takımlar karşısında işte gördük, Bursa Spor karşısında da şey yapamadı, etkili olamadılar ve yenildiler. Hocam şöyle söyleyebilirim. Adana Demirspor'un teknik adam problemi var mı size göre? Hocam ben Cüneyt Hoca'yı beğenen yorumculardan biriyim. Yani Cüneyt Hoca yıllardır bu futbolun içerisinde belirli aşamalar kaydetmeye çalışan bir teknik direktör. Fakat şöyle yani eleştirebiliriz, şöyle eleştirebiliriz. Maçın ilk yarısı gerçekten kör dövüşü gibi oldu. Yani tamamen ilk yarım saat faullerle duran bir maç, pozisyona girilmiyor, en ufak dribling yok, şut yok. Yani etkili bir Adana Demirspor yoktu sahada maçın ilk yarısında. Yani orada bir hocanın müdahalesini bekleyebilirdik devre arasında. Hoca o müdahaleyi yapmadı. İkinci yarılarda yaptığı müdahalelerden fayda gördü yalnız. Yani Dipka oyuna girdikten sonra Dipka golünü attı mesela. Bakıyorsunuz hocam, Adana Demirspor'da da çok geniş bir kadro var. Giren oyunculara bakın hocam. Sinan, Dipka, Rangel, Sedat. Yani bunlar ligimizin önemli oyuncuları. Adana Demirspor bu geniş kadrosuyla her zaman ligde iddialı olacak. Fakat sizin o tabirinize katılıyorum. Gerçekten hafif siklet takımlarla oynadı. Yani Bolu deplasmanı ve Ankara Spor maçı Adana Demirspor için bu kaoslu günlerde, yani yönetim açısından sıkıntı yaşadığı günlerde Adana Demirspor'a ilaç gibi geldi bu rakipler. Ve Adana Demirspor bu maçları rahatlıkla kazandı. Ankara Spor takımı dirençli takım olmuş. Yabancı bir kaleci almışlar. Yani iyi direndiler maç boyunca. İyi direndiler. Fakat 60'tan sonra ikinci gol geldikten sonra tamamen kopan bir oyun oldu. Yani halı saha maçına döndü hocam 60'tan sonra. Kale ağzından kaçan goller, kalecinin kurtardıkları, işte boş kaleye atılamayan goller falan. Yani maç 6'ya 7'ye doğru da gitme ihtimali vardı maçın. 2-0'dan sonradan bahsediyorum yalnız. Ankara Spor tamamen oyundan koptu. Adana Demirspor bu zorlu maçları geçti yani. Bu düşme takımlarıyla oynamak kolay değil hocam. Dirençli oluyor düşme takımları. Bu düşme takımlarıyla oynadı. Belki mesela üst siklet takımlarla oynasa başa baş bir oyunda daha etkili bir Adana Demirspor seyredebiliriz. Adana Demirspor 3 forveti mesela koşan forvet, kaçan forvet, arkaya top isteyen forvet hocam. Oyun kuran forveti yok Adana Demirspor'un. İşte forvetten de oyun kuramayınca, yerleşen savunmaya, arkaya oyun aklın olmayınca arkaya top atamıyorsun. Arkaya da top atamayınca etkili olamıyorsun. Ancak oyunun böyle rakibin senin üzerine gelmesi gerekiyor Adana Demirspor forvetlerinin etkili olabilmesi için. İşte her zaman da o olay olmuyor. Yani her takım da oyundan kopmuyor. Adana Demirspor bu ligi yani ilk ikide bitirecek gibi duruyor hocam. Ben öyle görüyorum. Ben sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Ama futbolunda bir gerileme var. Bunu da söylemek mecburiyetindeyim. Yani futbolun kalitesinde bir gerileme var. Mücadele gücü, hızı yükseldi. Oyun kalitesi biraz düştü. Anladım. Şimdi tam olarak problemin ne olduğunu bilemiyorum ama Aysati'nin bugün olmaması, yine Mehmet Akgüz de büyük bir ihtimalle geri dönecek diye duyum alıyoruz. Yani Mehmet Akgüz'ün iyi dönmesi halinde vurucu şeyi artacaktır. Mutlaka. Aysati de iyi oyun kuran bir oyuncu. Bu iki oyuncuyu kazanabilirse geri Adana Demirspor'un ben kritik karşılaşmalarda, hani 6 puanlık karşılaşmalarda alacağı 3 puanlarla
Dediğiniz gibi ilk iki için iddialı pozisyona gelebileceğini düşünüyorum ben. Hocam şöyle bir şey var Adana Demirspor'da. Mesela kanat oyuncuları top istemedikleri için koşu yapan arkadan gelen beklerin önünü kapatıyorlar. Kanat oyuncuları topu alıp içeri driplingle girip kanat beklerinin önünü açsalar oradan da mesela ikinci gol öyle oldu. Yani ikinci golden sonra da sürekli iki kanat beki oyuna girip etkili olmaya başladılar. İşte o forvet oyuncuların bu tür oyun yapısında olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da Adana Demirspor daha da etkili oluyor. Ya bir de Adana Demirspor'un forma şeyinden ben biraz sıkıntılıyım hocam. Yani kırmızı formasından sıkıntılıyım ben. Yani Adana Demirspor'u ben çocukluğumdan beri seyrederim. Sempati de duyarım. O mavi lacivert çubuklu formasına da her zaman hayranımdır. Şampiyon olursa orada Metin Korkmaz arkadaşımız var bizim Eyüp'ten, benim talebemdir kendisi. Ondan bir takım hatıra forması isteyeceğiz. Şampiyon olursa. Şampiyon olan takımdan isteyeceğiz. Taraflıyız hocam. Ben taraf tutmuyorum. Yani biz burada bütün ligi yorumluyoruz. Her takıma aynı seviyedeyiz. Yani ama ben Adana Demirspor'un da o çubuklu formasıyla sahaya çıkmasını istiyorum hocam. Kırmızı forma biraz Adana Demirspor'u bozmuş. peki hocam. Pazartesi günü belki de aslında şeyin en önemli, haftanın en önemli karşılaşması diye bakılıyordu. İki yeşil beyazlı takım Giresunspor Bursaspor maçı. Çok gol atan bir Bursaspor ile hiç gol yemeyen bir Giresunspor'un enteresan maçı olacak diye bakılıyordu ama Giresunspor bir anda tabii gelen bu koronavirüs haberleri, 8 tane oyuncu kim hangileri onları bilemiyoruz tabii ama geçmiş olsun tekrar. Bu 8 tane oyuncunun yerine 9 tane altyapıdan, gerçi Bursaspor'un maşallah altyapısı gelen gideni aratmayacak şekilde ama ne kadar olursa olsun ilk kez forma giyecek olan oyuncunun tabii şeyi bekleyemezsiniz. Yani aynı performansı bekleyemezsiniz. Bursaspor'un muhtemelen şeyi düşecektir diye tahmin ediyorum ben. Ne diyeyim, gardı biraz daha düşük oynayacaktır diye düşünüyorum ama tabii belli de olmaz. Maçtan sonra tekrar yorumlayacağız ama sizden de bir maç öncesi alabilir miyim? Maç öncesi nasıl bir şey oldu bu? Hocam, koronavirüs haber nasıl etkiler yani o maçı? Gerçekten siz çok iyi bir yere değindiniz. Hakikaten çok zevkli, kaliteli bir maç seyredeceğiz pazartesi akşamı. Gene de ben aynı fikirdeyim. Tabii bu sürpriz rahatsızlık haberleri Bursaspor'un gücünü bir aile düşürebilir. Ama hangi oyuncular mesela gelmeyecek? Yani şimdi kadrolar 30-35 kişiye çıkartıldı. Yani 30 kişilik kadroda hangi oyuncular rahatsızlandı? Yani o yönden de bakmak lazım olayı. Artık federasyonun ikinci yarı için almış olduğu kararla bundan sonra mecburen sahaya çıkmak mı? Yani 9 kişinin altında sahaya çıkarsan hükmen mağlup oluyorsun. Yani o açıdan bu maçlar artık sezon sonuna kadar böyle oynanacak. Tabii yani ben gene de hangi kadroyla çıkarsa çıksın, bu ilk 11'de oynayan Bursasporlu oyuncuları zaten tanımıyorduk sezon başında hocam. Oynuyor kendilerini tanıttılar. Yeni oynayan oyuncular da oynayıp kendilerini tanıtacaklar. Yani hiçbir maç kolay olmaz. Oyuncular arasında öyle çok büyük bir fark yok. Yani bir iki takımı ayırıyorum. Yani Giresun'da Giresun-Bursa maçı zevkli bir maç olacak. Tabii Giresun hem bu, yani bu hastalık olayı olmasa da Giresun tabii hem kendi sahasında oynamanın hem liderliğin verdiği ağırlıkla bu maçın tabii daha kuvvetli tarafıydı. Yine değişen çok bir şey olmayacak hocam. Gene güzel bir mücadele ve bol gollü bir maç seyredeceğiz. Giresunspor'da da belki karşılaşmada kırmızı kart gören iki yıldız oyuncu Diarra ve Nalepa yine cezalılar. Üçer maç cezası var iki futbolcunun. İkinci haftalarını oynayamayacaklar. Tabii bir kayıp ama tabii Bursaspor'unki daha büyük bir kayıp. Her ikisine de geçmiş olsun diyelim şimdiden. Hocam geçen hafta gördük yani yerine oynayan arkadaşlar oynamayanları hiç aratmadılar. Ben her zaman söylüyorum Giresun Spor takımı Hakan Hoca nezaretinde gerçekten komple bir ekip oyunu oynuyor ve bundan da hiç taviz vermiyorlar. Herkes birbirleriyle çok iyi yardımlaşıyorlar. Her alanda topun arkasına geçiyorlar. Topu kazandıklarında da süratli hücumlarla rakibi hataya zorluyorlar. İşte Giresun takımının farkı bu. Yani bu zevklilik bu güzel takımlarla devam edecek. Hocam benim hoşuma gidiyor. Kimler var hocam? Giresun, Altay hep çocukluğumuzun takımları.
Adana Demirspor, Samsun Spor, İstanbul Spor. Yani bunlar Bursa Spor, bunlar güzel camialar, güzel takımlar. Sürpriz yapıp gelen Tuzla Spor, yani Keçiören Gücü, bunlar da yavaş yavaş filizlenmeye başlayan takımlar. Adana Spor. Yani... Adana Spor tabii, onlar biz şampiyonluk mücadelesi vermedikleri için onların adlarını zikretmedik. Biz daha çok şampiyonluk mücadelesi veren takımlar açısından ben bir yorum yaptım. Yani şöyle, haklısınız tabii de şampiyonluk mücadelesi yapmayan takımları da sayalım. Bolu Spor, Eskişehir Adana... Spor. Bunlar yani çok köklü camialar. Yani bunlar yıllardır Türk futboluna Anadolu takımları olarak yön veren takımlar. Bir an önce o zor durumlardan kurtulup kendilerini Süper Lig'de ait olduğu yerde görmek isteriz. İnşallah hepsi layıklar buna. Hocam son sözlerini alalım. Tabii şeyden sonra tekrar görüşeceğiz. Allah nasip ederse Giresun Bursa maçından sonra tekrar görüşeceğiz ama son sözlerini bir alalım, programda yavaş yavaş kapatalım. Hocam, bütün takımlara ben buradan başarılar diliyorum. Tekrar söylüyorum, Adana Demirspor için demin söylediğim bir şeylerden dolayı Adana Demirspor'a sempati duyduğum söylenebilir ama ben bütün takımlara aynı yakınlıktayım. Hangi takım çıkarsa o takımı tebrik edeceğiz. Hakkıyla çıkmış olacak. Onun için o konuda müşteri olalım. Hep bütün takımlara da başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Özcan Kurde hocamıza. Zaman Mekan Futbol programını bugün TFF 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmalarının cuma ve cumartesi oynanan karşılaşmalarına ayırdık. Değerli hocamız bize çok güzel yorumlarla katkı verdi. Bundan sonraki karşılaşmaları da yine değerli üstadımız Özcan Kurde ile Sayın Özcan Pehlivanoğlu'yla ve tabii ki Sayın Mehmet Yılmaz'la yorumlamaya devam edeceğiz. Yine Giresun Sporu, Bursa Sporu ve diğer takımlarımızı da yerel gazeteci arkadaşlarımızla zaman zaman bağlantılar kurarak takip ediyoruz. Futbolu seven ve futbolu bilen ekiplerle çalışıyoruz. Biliyorum ki bizi izleyenler de futbolu seviyor ve futbolu biliyor. Bizi izlemeye devam edin. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olun diyorum. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bu akşamki yayınımı kapatıyorum. Hayırlı akşamlar.